Hem sismik cihazlarla hem termal kameralarla izleme yapıldı, tespit yapıldı. Köpekler getiriliyor zaman zaman. Şimdi az önce bir deprem meydana geldi. O deprem nedeniyle hemen yan taraftaki binayı görebiliyorsunuz buradan. 7-8 katlı bir bina. O binadan parçalar düşüyor sürekli. Dün akşam da yine aynı panik yaşanmıştı. Artçı sarsıntılar sırasında o binanın yıkılma tehlikesi var. Hatta dün vinçlerle desteklediler. Yani ekiplerin çalışmasında zorlaştıran bir unsur o yan taraftaki bina. Eğer o bina yıkılırsa ne yazık ki bir felaket daha yaşanabilir ki burada çok sayıda e, arama kurtarma ekibi çalışıyor. Deprem sonrasında da yıkılmaya yüz tutan binalara direnç sağlayacak geçici uygulamalar öncelikle iş makineleri gerektiriyor. Özellikle vinçleri kullanmak, payanda oluşturacak beton kütleleri dayanak olarak binalara yaslamak geçici çözümler arasında yer alıyor. Ama asıl olan depremden önce inşa edilen binalarda uygulanan teknikler. Japonya, dünyadaki en dirençli binalara ev sahipliği yapıyor. Bunların sırrı, altlarında yer hareket ederken bu harekete uyum sağlama kapasitesinde yatıyor. Bu kapasiteyi sağlama sorumluluğu ise, zorunlu inşaat uygulaması olarak yasal çerçeveye alınmış yani müteahhit firma, depreme dayanıklılık esasına dayalı bina inşa etmek zorunda. Aksi halde bu alanda çalışmasına artık müsaade edilmiyor. Depreme dayanıklı bina inşaatında üç uygulama var. Binaların büyüklüğü, işlevi ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak bu uygulamalardan biri hayata geçiriliyor. Birincisi güçlendirme. Binaların kat aralarına çapraz şekilde uygulanan demir-çelik konstrüksiyon. İkincisi sönümleme. Kat aralarına tek yönlü ama ortasında süspansiyon eki bulunan çelik dayanaklar. Üçüncüsü ise pahalı ama büyük ve yüksek binalarda artık bir mecburiyet olan sismik izolasyon sistemleri. Binaların zeminine yerleştirilen dev raylı sistemlerle yerden gelen sismik hareketi binayı kaydırarak sönümlemek. Japonya, imar afları uygulamayan bir ülke. Yapı inşaatı ve denetiminde katı kurallara bağlı, herkesin inşaat işine giremeyeceği bir ülke. Sadece teknik değil, ahlaki yeterlilik sınavlarından geçen kişilerin yapı inşaatı sektörüne girebildiği Japonya'da en riskli deprem ülkelerinden biri olmasına rağmen son yıllarda can kaybı sayısı giderek azalıyor.